KYK'lı şehit polisin eşini de fişlemişler. İran'dan Erdoğan'a 15 Temmuz hatırlatması. Kaçırıldıktan sonra emniyette ortaya çıkan Özgür Kaya'nın duruşma salonu gizlendi. Günün haberleri başlıyor. 15 Temmuz sonrası siyah transportuyla kaçırılanlar arasında yer alan ve 6 ay boyunca hiç haber alınamayan Özgür Kaya'nın yargılandığı duruşma salonu gizlendi. Skandalı Özgür Kaya'nın duruşmasını izlemek için Ankara Adliyesi'ne giden CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından duyurdu. Bu adliye binasında zorla kaybedilen bir bakanın duruşmasının nerede yapıldığı konusu bana bildirilmedi. Bir milletvekili olarak, İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili olarak. Adliyenin altını üstüne getirdiğini, ancak Kaya'nın yargılandığı duruşma salonunu bulamadığını söyleyen Tanrıkulu, yazı işleri müdürü bana mahkeme başkanının talimat verdiğini, duruşmanın nerede yapıldığı bilgisini paylaşamayacağını söyledi, dedi. Dışarıda her türlü hukuksuzluk yapılıyor. Her türlü. Ama bu adliye binasında bir mahkeme salonu öğrenemiyorsak, mahkeme başkanı yazı işleri müdürüne, mahkeme salonunun nerede olduğu konusunda bilgi vermeyeceksin diyorsa eğer ve yazı işleri müdürü o gün için ve katipler ve mübaşir mahkemenin nerede olduğu konusunda bilgi paylaşamıyorsa, bilgileri yoksa Türkiye'de hukuk tükenmiştir. Bir kez daha Türkiye'de hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bu adres alanında bir kez daha ifade ediyorum. Böyle bir hukuksuzluk yargı tarihinde yaşanmamıştır. Mahkemenin gizlilik kararı verebileceğini söyleyen Tanrıkulu, bu kararın ancak aleni görülen bir duruşmada alınabileceğine dikkat çekti ve yakınlarından kaçırılan, yurttaşlardan kaçırılan, adaletten kaçırılan bir mahkeme düzeni olamaz sözlerini kullandı. Yargılananın eşinden, yakınlarından kaçırılan, duruşma salonu bildirilmeyen bir yeri olamaz. Olamaz. Skandala tepki gösteren HDP milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu da çok enteresan şeyler oluyor. Halkımız bilmeli. Hukuk devletinde size söylenen salonda değil de gizli bir salonda mahkeme yapılmaz. Hesap verilmeyen bir ülke olduk açıklaması yaptı. 4 ayrı vaka var, kaçırılma vakası. Bu 4 ayrı vakanın duruşması normal koşullarda 4 ayrı mahkemede yapılabilirdi. Bunun önüne geçmek için Temmuz ayının sonunda, Ağustos ayında 34. Arıza Mahkemesi'ni kurmuşlar ve o tarihten sonra açılacak mahkeme şeylerin, davaların o mahkemede görülmesini sağlamışlar. Böylece bu 4 ayrı kaçırma vakası aynı mahkemede görülecek. Bu mahkeme de bu davalardan sonra kurulmuş mahkeme. Bakın, burada çok önemli bir yargı mühendisliği var ve siyaset mühendisliği var. 4 ayrı bir mahkemenin, çünkü bir hakim, bir başkan başka bir tutum alabilir. Onun önüne geçmek için de özel mahkeme kurmuşlar ve böyle bir yargı düzeni var. Ve bugün ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olarak bu duruşmanın adliye içerisinde hangi salonda yapıldığını öğrenemedim. 2 saat boyunca. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. KYK ile ihraç edilen, vatanı görevini yaparken hayatını kaybeden polis Burak Zekeriya Altınoğ'un eşinin İŞKUR'a başvurduğu ancak başvurusunun reddedildiği ortaya çıktı. Skandalı mecliste yaptığı konuşmada duyuran İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, KYK'lılar terörist ise neden askere alınıyor? Askere alınacak durumdalarsa neden hala terörist muamelesi görüyorlar? Yaşarken terörist ilan edip KYK'lı diye eşine İŞKUR'dan bile iş vermediğiniz bu şehidimizin şimdi zorunlu olarak eşine maaş bağlayıp iki yakınına da iş vermek zorundayız. Bu çelişki nasıl ortadan kaldırılacak sözlerini kullandı. İki çocuk babası bu şehidimiz 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan KHK ile polis memurluğu görevinden terörist olduğu gerekçesiyle ihraç edildi ve 16 ay cezaevinde kaldı. Bu evladımız gibi binlerce KHK mağduru vatan evladı var. Öncelikle şuna karar vermemiz lazım. KHK'lılar terörist ise neden askere alınıyor? Askere alınacak durumdalar ise neden hala terörist muamelesi görüyorlar? Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ise şehidin oğlunun fotoğrafını göstererek Burak Zekeriya Altınok, şehit olmasaydı ona terörist demeye devam edecektiniz. İktidarda kalmak pahasına insanların hayatını mahveden adaletsizliğin ve ahlaksızlığın fotoğrafıdır bu. Hesap vereceksiniz, dedi. Bu fotoğrafı görüp de vicdanı sızlamayanlara,
biz ne yapıyoruz diye sormayanlara şunu hatırlatmak istiyorum. Hesap vereceksiniz. Tarihin önünde olmasa da Allah'ın önünde hesap vereceksiniz. Rusya ziyareti öncesi İran'ı hedef alan açıklamalar yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Cavan gazetesinden geldi. İran'dan gelen bazı açıklamalar gerçekten bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. Gazete açıklamalarla ilgili Erdoğan 15 Temmuz'daki darbeden İran istihbaratının desteğiyle kurtulduğunu unutmuş gözüküyor yorumu yaptı. Erdoğan Salı günü Rusya ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada İran'ın Barış Pınar Harekatı'na karşı açıklamalarını çatlak ses diye nitelendirmiş ve bunlar şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı ciddi manada rahatsız etmektedir. Bu yapılanlar yanlıştır sözlerini kullanmıştı. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Maalesef bu yapılanlar yanlıştır, doğru değildir ve bu süreçle ilgili olarak da ben doğrusu kendilerini ciddi manada kınıyorum. Yarsav eski başkanı Ömer Faruk Emin Ağoğlu, Ankara'da aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Emin Ağoğlu, koruma aracı olduğunu iddia ettiği araçtaki bir kişinin seyir halinde giderken aracına yumruk attığını ve kaçtığını belirtti. Suç duyurusunda bulunacağını da belirten Emin Ağoğlu, yönetim tepeden tırnağa kin ve nefret saçıyor. Bu anlayış ve eylem benim şahsıma değil, halkın yaşam hakkına ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği hakaret ve tehdit içeren mektubunun tepki olarak çöpe atıldığı açıklamasının yalan olduğu ortaya çıktı. Erdoğan kendi bürokratlarını yalanlayarak mektubu 13 Kasım'da yapacağı Amerika Birleşik Devletleri gezisinde yanında götüreceğini söyledi. Ve bu mektubu da tabii ki yanımızda götürüp kendisine de göstereceğiz. Bakın diyeceğiz, böyle bir mektubu gönderdiniz. Katıldığı televizyon programında Trump'ın Barış Pınar Harekatı öncesi kendisine gönderdiği aptal olma içerikli mektubun hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Tabii anlaşamadığımız noktalar var. Telefon görüşmesinde de bunu ona yakıştıramadığımızı söyleyip kınadım. 13'ünde de o mektubu yanımda götüreceğim" sözlerini kullandı.